Her şeyin üzerinden geçtik. Yarınki konuşmam da hazır. Evet Onur Bey. Aa, bu arada maketin son hali çok güzel olmuş. Evet, ben de çok beğendim. E tabii kadın eli deyince bir başka. Aa, unutuyordum. Aklımdayken söyleyeyim. Önümüzdeki hafta bir dergiden röportaj ayarladım. Hem o dergiye reklam da vereceğiz. Ne zaman müsait olursanız. Tamam. Yani güzel olur. Hem çekimi burada yapacaklar ofiste. Ben de gelirim. Her şeyle ilgilenirim zaten. Merak etmeyin siz. Anlaştık. Benim haftaya perşembe günü müsait. Ama şehir dışına çıkmazsam eğer cumada müsait olurum. Hafta sonu da hep iş diyorsunuz. Yok. Bu sefer iş değil de Ava'ya gitme durumum var. Bu mevsimde ne kadar güzel olur Ava. Ben de fırsat buldukça Ava'ya kaçıyorum. Kafamı dinliyorum, güzel geliyor. Belki karşılaşırız orada. Yani sanmam çünkü bebek olunca biz de otelden çok ayrılamayız gibi geliyor. Merhaba. Aşkım hoş geldin. Hoş bulduk canım. Ne güzel sürpriz böyle. Merhaba Lale Hanım. Merhaba. Aşkım bu lansman senin için çok önemli ya. Yanında olayım, destek olayım sana dedim. Ya eşim de bensiz hiçbir şey yapamaz. O yüzden. Çok iyi yaptın hayatım. Ne yaptınız? Nasıl gidiyor? Ne yapalım? Biz de catering firmasıyla görüştük. Menüye birkaç şey ekledik. Davetli listesini güncelledik. Yani hemen hemen işimiz bitti sayılır. Ya bitmiş zaten. O zaman ben kocama güzel bir yemek ısmarlayayım. Olabilir. Ben izninizi istiyorum artık. Tamam. Lansmanda görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Elinize sağlık her şey için. İyi çalışmalar. Evet hadi. Ne oldu? Tam böyle havadan sudan sohbet ediyorduk. Ki? Kime? Lale girdi içeri. İnanmıyorum. Erol niye bakmıyorsun şu kapıdan giren çıkan acaba? Kızım niye bana orantısız şiddet uyguluyorsun? Ne yapayım? Kendi şirketine mi aldırtmayayım kızı? Aldırtma. Yok. Yok zaten bu kadın kocasına o kadar bağlı ki hayatta göz açtırmaz. Ha gerçi Onur'un da gözü karısından başkasını görmez. Arkadaşlar bir kadının Onur'u baştan çıkartması çok zor. Hatta imkansız. Yeter. Biliyoruz zaten biz bunları. Of, tamam bu tatsız mevzuları kapatalım lütfen. Biz lansmana odaklanalım. Lansman için parlak bir şeyler bulalım. Bulalım. Bulalım da işimiz çok zor diyorum sana. İşte bulduğun şeye göre değişir şekerim. Bakacağız. Benim de aklımda var bir şeyler. Ne var? Dur kız sen. Şuram çürüdü zaten. Doğayı yavaş vurdum. Var ama kafamda bir şeyler var. Çeviriyorum şu an. Ben hazırım hayatım. Aa. Nereye? Yemek yemeye gitmiyor muyuz? Aa. Onur. Emir şimdi annenlerde ya. Çok yalnız bırakmayayım dedim ben. Sen beni kıskandığın için öyle söyledin değil mi? Ne var? Kıskanırım. Sahiplenirim. Karışırım. Sen benim değil misin? Lansman çok güzel geçecek. Hiç merak etme tamam mı? Ben sana çok güveniyorum. Yanımda olduğun için sağ ol aşkım. Rica ederim. Seni seviyorum. Görüşürüz. Ben de seni seviyorum. Dikkat et Onur. Dikkat. Tanıdığım en acayip kadın. Efendim? Merhaba, ben ajanstan Mehmet. Nasılsın Nergis? İyiyim Mehmet Bey. Siz nasılsınız? Çok iyiyim Nergis'ciğim. Fotoğrafların çıktı. Şu anda önümde. Gerçekten harika çıkmışsın. Ajansa gönderdik fotoğraflarını. Fakat seni çok umutlandırmak istemem ama bilgin olsun. Son ikiye kalmışsın. Gerçekten ben inanmıyorum. Çok teşekkür ederim Mehmet Bey. O zaman ben sizden haber bekliyorum.
Tamam, çok sağ olun. Görüşmek üzere. Bay bay. Seçildim misin? Seçildim de. Seçildim. Abla son ikiye kalmışım. Son ikiye kalmışım. Son ikiye mi? Abicim son ikiye kaldın değil mi, böyle seviniyorsun? Vallahi seçilsen dükkanı başımıza yıkacaksın herhalde. Abla, son ikiye kaldım diyorum. Yani seçilme ihtimalim %50. %50. %50. %50. Ay, ay Allah'ım sana şükürler olsun. Ay. Ne? Ne, ne oldu? Ne oldu, niye suratın düştü? Ne oldu? Seçildim diyelim, annem ne yapacağız? Ha. Annem ne yapacak? Annem ne yapacağız canım benim ya? Sen hiç merak etme var ya. Böyle savaş baltalarımızı çıkarır. Kanımızın son damlasına kadar savaşır. İkna ederiz annem. Sen hiç merak etme ablacığım. Vallahi bak hiç merak etme. Abla ne diyorsun? Savaşta mıyız ya? Evet. Değiliz. Şöyle yaparız ablacığım. Buldum. Onur eniştem, Lale, Kurtuluş, ben, Gülşah hepimiz tamam mı? Alırız karşımıza, tek tek konuşuruz. Bizim ısrarımız of, daha fazla dayanamaz. Sen hiç merak etme, bak görürüz. Emin misin? Eminim. Lale ablamı daha söylemedik, daha bakalım o ne diyecek ama. Ya Lale ne diyecek? Tabii ki evet diyecek. Ayıp bir şey mi yapıyorsun ablacığım ya? Hadi tamam. Hadi tamam, pozitif düşünüyoruz. Hadi, ya, hadi pozitif düşünüyoruz. Pozitif, tamam pozitif. Tamam, hadi. Şey, tamam, pozitif, tamam, pozitif, tamam, pozitif, pozitif enerji. Hadi işimize gidiyoruz. Usta durdu mu? Vallahi hiçbir şey anlamadık. Öyle sessiz sedasız uyudu. Şimdi uyandı. Sen ne yaptın Laleciğim? İyi anne. Benim güzel oğlum beni özledi. O zaman kaçalım yavaş yavaş, tamam mı? Otursaydınız biraz daha erken. Ya benim bir dükkana uğramam gerekiyor. Bir de ben sıkılırım, böyle oturamam sürekli. Laleciğim, dadı bulmuşsunuz. Ne güzel. Bulduk mu? Buldun ya Hikmet Hanım'ı. Aa, biz Hikmet Hanım'ı bulduk. Bulmuşuz. Aklı kocasında. Öyle mi? Ne güzel. Çok sevindim. Çok sevindim. Şerife. Şerife. Gel kızım, getir. Rıma bir şey getir. Songül Hanım'a ver. Buyurun Songül Hanım. Ay. Buyurun. Ay bunlar bir şey mi? Çok teşekkürler. Aa. Ay ne güzel. Adettendir. Hepsinin ayrı bir anlamı var. Ben bunu ilk defa gördüm. Ya öyledir. Emirciğimize uzun, güzel, sağlıklı bir ömür diliyoruz. İnşallah, inşallah. Teşekkürler babaanne. Çok güzel, çok renkleri falan seçim. Hadi kalkalım artık. Yine bekleriz Laleciğim, her zaman. Anne, neden dadı bulduk dedin? Vallahi ne diyeceğimi şaşırdım o an. Ay fark ettim kızım ama ne yapayım? Bunlar tutturdular, biz bakalım çocuğa, siz rahat rahat hayatınıza devam edin diye. Ben de onu buldum. Peki ne yapacağız şimdi? Dadı bulamadık ki. Onur söylemeyecek mi? Bir arasana sen şu Hikmet Hanım'ı. Ha bir ara, bir konuşalım. Tamam, arıyorum. Hikmet Hanım, merhabalar. Nasılsınız? Lale ben. Ah, çok teşekkür ediyorum Laleciğim. Sen nasılsın? Çok teşekkürler, ben de iyiyim. Acaba yarın bize gelebilir misiniz? Bir işle ilgili bir görüşelim diyoruz. Gerçekten mi? Ay Laleciğim, biliyor musun? Ben beni arayacağınızı biliyordum. Yani ben bunu hissettim. Ha çünkü benim kalbim temiz ondan. Tabii gelirim. Seve seve tabii. Tamam ama yarın erken bir saatte olsun, tamam mı? Seve seve. Anlaştık. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Songül Hanımcığıma da. Çok sevgiler, saygılar, hürmetler. Baş üstüne, görüşürüz. Görüşürüz. İşte süper oldu, bitti bu iş. Anne yarın sen de gel bak, tamam mı? Tabii tabii. Onur da gelsin, hep beraber bir konuşalım. Anneciğim. Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu sesi ben birine benzettim. Kime? Betül Hanım'a. Ay, ay. Ay çok mutluyum. Ay çok, ay çok mutluyum. Ay çünkü harikayım. Ya, gerçekten harikayım. Ben, oh, kendimi seveyim ben. Ay, ben zekamı öpeyim ben. Ay, ay. Ay heyecan bastım.
Kolay gelsin. Aa, Lale. Hoş geldin ablacığım. Hoş bulduk. Oh. Ya geçiyordum da sizi görmeden gitmeyeyim dedim. Ay iyi yaptın ablacığım. Vallahi biz de özlemiştik seni. Ay özledik tabii. Emir nerede? Annemle arabada. Hava soğuk ya şimdi. Hiç çıkartmayayım dedim. Hasta olmasın. Ay, ay sen düşünceli anne misin? Yeri bezeri. Siz ne yapıyorsunuz? Ne oluyor ya? Böyle gizemli gizemli bakışmalar. Yani ablacığım neler oldu? Neler oldu? Ay abla sen gelmesen biz sana gelecektik zaten. Bakın annemin arkasından eğer iş çeviriyorsanız ben yokum tamam mı? Yalan malan yok dedik anlaştık ama. Ay tamam ablacığım tamam dur bir sakin ol ya. Dur önce bir dinle. Yok öyle bir şey değil. Yok yok öyle bir şey değil merak etme sen anlatacağız. Vallahi bana hiç hayırlı bir şeymiş gibi gelmedi. Ay yürüyün dökülün. Dökülecek. Ben de annemi kılıçla değil malum onun antenler biliyorsun. Dur. Ağzı aç Berke bay. Bak şimdi şöyle bir şey oldu. İnanamıyorum. İki gün görüşmedik. Neler olmuş? İnsan bir arar haber verir. Ay abla bu arayıp haber verilecek bir şey mi? Ya Nergis, şimdi bilemedim yani. Tamam iyi hoş da kolay bir meslek de değil bu. Abla ya ben gerçekten istiyorum. Ben çok hevesliyim. Hem sizler de yanımdasınız. Sen ne diyorsun? Vallahi ben sevineyim mi, üzüleyim mi bilemedim. Ablacığım olur mu öyle şey? Sevin tabii ya. Sevin. Aa. Yani ayrıca belli mi olur ya? Belki bir yetenek metenek vardır. Bir denesin, bir baksın. Belki bir şey çıkar, belli mi olur? Yani ama geriye tek bir şey kalıyor. O da annemi ikna etmek. Sen yardımcı olur musun? Ya Nergis, reklam okeylenmen daha kolay görünüyor. Çünkü annem kolay kolay kabul etmez. Ablacığım tamam dur şimdi. Gelin güvey olmayalım hemen ya. Daha kabul edilmiş ortada bir şey yok. Ama olursa... Ne yaparız? İşte onun eniştem sen kurtuluş ben falan bir şekilde attan girerim üstten çıkarak ikna ederiz diye düşünüyorum. İnşallah olur o zaman. Yani sonuçta annemden bir şey saklamayacaksınız ya. Yolun sonunda anlatacaksınız ona. O yüzden ben size seve seve destek veririm. Ay teşekkür ederim abla ya. Senin desteğin benim için çok önemli. Laf ettim bakın bak gördüm. Tabii iki gündür peşinde bizi sürüklüyor ya. Benim de isteğime ihtiyacı yok artık. Ya neyse. Annem sıkıntıdan patlamıştır. Ben gideyim. İyi hadi biz de gelelim de sen tabii. Bir birisi. Hadi, hadi gelin gelin. Hadi. Çekil. Aldın da isteği de hadi. Ay çocuklar. Benim size çok güzel bir haberim var. Kız yoksa seni dadı olarak işe mi aldılar? Evet. Aa, saf bunlar. Ay bak bu çok güzel bir haber. De Lale ne kadar safmış ya. Senin gibi birini dadı diye almış, kabul etmiş. Siz beni yanlış anladınız şu anda. Yani senin gibi bakımlı, güzel bir kadın nasıl bebek baksın ki yani? Yok tatlım zaten ben böyle bir yanlış anlayacak gibi olup sonra yanlış anlamadım. Çünkü haklısın. Çok doğru söylüyor. Yani affedersiniz ama yani ben kim çocuk bakmak kim çocuklar yani. Ay bir kere ben çocuk sevmem. Evet ben sevmem ki çocuk. Yani ben kendi çocuğuma bile bakmış biri değilim. Yani... Ve bunu bütün soğukkanlılığına mı söylüyorsun anacık? Yeni travmaların önünü mü açıyorsun evladına? Ay, ay oğlum Allah aşkına yapma böyle. Olur mu öyle şey? Hiç mi? Kundakta mı olmadı kız? Bir pışpışlamadın da mı? Gazımı da mı çıkarmadın? Bir geğertme falan da mı olmadı hiç? Gaz deyince fena oldum. Yemin ediyorum şey çok iyi dadılar tuttum. Hakikaten en güzellerini buldum. Senin için. Dadılar tutmuş. Ay. Tadından yenmez gerçekten. Ellerine sağlık. Çok güzel düşünmüşsün. En iyi anne sütü. Kız anne sütü çok mühim. Biraz emzirdim tabii yani. Yapma böyle. Allah aşkına yapma. Bak evlatlar üzülünce anneler daha çok üzülüyor. Allah aşkına yapma böyle yavrum. Lütfen Erol. Sen deforme olma diye kim bilir kimleri emdim. Erolcuğum, Erolcuğum. Tamam şimdi çocukluk travmalarımızı bırakıyoruz, dikeliyoruz ve kendimize geliyoruz. Asıl konuya dönüyoruz. Tamam gündeme döndüm ve dikeldim. Hani aferin ya. Evet. Aferin. Şimdi asıl konumuza geliyorum. Lansman yarın. Ve Seçil Onur'u şu kadarcık olsun bile etkileyemedi. Ve bu gidişle de hiç etkileyemeyecek. Evet.
bugün işte etkileyemeyecekti. Şu kadarcık dahi etkileyemedi. İşimiz çok zor olacak. Çocuklarım, bebeklerim. Bende çareler tükenmez. Hazır mısınız? Süper fikir. Ben yapamam. Ben de yapamam. Ben yaparım. Laleyi mi zehirliyoruz? Aa, manyak. Aa, manyak. Şşş. Yavrum, ne demek zehirliyor? Aa, biz katil miyiz biz? Biz yani biz... Erol, biz neyiz ya? Biz entrikacıyız. Fesatız yani. Böyle sinsiyiz azıcık yani. O kadar. Belki Hinoğlu Hin diyebiliriz. Hayır, siz ikiniz bir olup benim niye hayallerimi şu anda bozuyorsunuz ki? Ne güzel hayatımızdan Lale'yi çıkarıp atmıştım ben. Çocuklar, elimde görmüş olduğunuz bu iksir tamamen organik olup içinde hiçbir yan etki bulunmayan bir sakinleştiricidir. Betü teyzeciğim, şimdi sen bize bunu çok güzel pazarladın ama yani kılıktan kılığa değiştirmek sana buna yaradı sadece. De bu bizim ne işimize yarayacak? Ben onu hiç anlamadım. Aklım almıyor. Hafsalam zorlanıyor benim. Of, bir maketi yapamadım. Bülü'nün yaptığı maketi ben yapamadım. Aman. Bülü maketini yapıyorsa biz de gökdelenini dikiyoruz herhalde. Allah Allah. Allah Allah. Hayırdır? Gene gecenin bu saatinde dedikodu gıybet. Ha? Hani bırakmıştınız? Kimle konuşuyorsun sen? Babacık, sen bireysel gıybet gördün mü? Bireysel dedikodu. Hayat memat meselesi var benim önümde. Allah Allah. Bu neymiş? Ha, annen entrikayı, dalavereyi bıraktı. Sosyalleşmeye başladı. Sen de bunlara mı sardın? Senin bunlar dediğin benim onur mücadelem, benim izzet-i nefis meselem. Benim sabaha kadar bu maketi bitirip Filiz'in odasına götürüp gözüne sokmam lazım. Siz Filiz'le iddiaya girdiniz ve tabii ki yine Filiz kazanacak. Oğlum, oğlum bak orada resmi var, resmi. Resme bakarak yapsana. Bu ne böyle deneysel çalışmalar falan? Ha? Babacık, göremiyorum. Büyük resmi göremiyorum. Şuna bir baksan be, şu büyük resme bir odaklansan. Ha baboli? Gerçekten. Ne olur. Bak, ömrü hayatımda senden ödev için dahi yardım istememiş bir insan evladıyım. Oğlum, sen zaten ödevlerini hiç yapmadın ki. Bunu mu konuşalım ya? Geçmiş zaman bunu mu aramızda tartışalım? Önümde hayat memat meselesi dururken benim. Ver hadi, ver. Bakayım. Aslansın, yemin ediyorum. Evimizin direğisin. Yir temelden bitir şu evi be. Hadi kalk. Baboli, bir gecede gecekondu diker gibi şato mu yaptın? Helal olsun sana be. Oğlum, sen babanı tanımıyor musun ya? Yaptık işte bir şeyler. Babana güveneceğim birazcık. Ah, ben babama güvenmem mi ya? Ben babamın maharetini bilmem mi ya? Allah'ım ya Rabbim, babam! Oğlum. Bak, onu bir güzel tut önce. Heh, tamam, şöyle. Bir de sakin davran, desibelini de çok yükseltme. Çatlar. Hmm, sismik reaksiyon diyorsun. Yığma beton mu bu? Hı hı. Hmm, araşuruk. İnanılmaz olmuş, yemin ediyorum. Hadi bakalım. Vallahi deli bu çocuk. Prensesler gibi olmuşsun. Tam da duymak istediğim bir cümle. Teşekkür ederim teyzeciğim. Bir şey diyeyim mi, ben bunu okul balosunda giyeceğim. O zaman çok güzel bir seçim olmuş teyzeciğim. Gel öpeyim seni, gel. Ben bir babamı göstereyim de bakalım beğenecek mi beni? İyi bakalım, hadi göster. Annen nerede? Odada.
acaba kimin kocası karısına yatakta sürprizlerle mi gelmiş? Hani hiç koku almıyorum ben. Hayatım, av köpeği gibi her şeyi koklayarak algılamaya çalışıyorsun ama. Ne bu ya? Kağıt mı tahta mı, ne bu yani? Böyle tatsız tuzsuz sürpriz mi olur? Görme duyumuzu açarsak sürprizi göreceğiz. Görme duyusuyla yaklaşalım. Tata! Ana! Ana, ne güzel olmuş. Babama bak ya. Bir gecede bitirmiş yani adam. Helal olsun. Nasıl babana helal olsun? Bana helal olsun. Sabaha kadar ben yaptım bunu. Gözüm kanadı benim. Ha, aferin sana. Çok güzel olmuş kocitam. Kızım, çocuk mu eğiliyorsun? Aferin sana ne? Ben yaptım diyorum. Aferin Eroli. Aferin Eroli. Ne güzel yapmış valla. Helal olsun. Aferin sana kocitam. Filizciğim, gerçekten ben yaptım. Bak, bir kere babama yaptırdın da bunu ben... Ben de onu diyorum. Çok güzel olmuş. Vallahi bak. Ben... Filiz... Vallahi... He he, sen yaptın. Yav he mi? Yav he he mi? Yemin ediyorum evimi başıma yıkarım. Yemin ediyorum evimi başıma yıkarım. Günaydın. Günaydın. Betül nerede? Ha, Betül Hanım erkenden eşofmanlarını giyip yürüyüşe çıktı. Peki. Betül erkenden çıktıysa bakalım bunun altından ne çıkacak? Bakayım. Kapadı bu. Bu olmadı. Aa, mavi. Sana yakışır. Bu. Olduramadım diyor. Ben bunun olacağından emindim zaten ya. Vallahi bu çok güzel olacak. Şey, bu kravat sana uğur getirecek aşkım. Teşekkür ederim hayatım. Şey, Onur, ben sana söylemiştim bu arada. Hikmet Hanım bugün geliyor. Hikmet Hanım kimdi aşkım? Ay tabii, yoğunluktan hatırlamıyorsun. Bakıcı. Tamam. Yani sen bak, kararını ver. Eğer senin içine siniyorsa benim için de tamamdır. Benim içime sindi aslında. İyi madem. Tek mi görüşeceksin? Şey, annemle. Yani yardım eder o bana zaten bu konularda. Anlaştık. Güzel oldu bu. Evet, yakıştı. Görüşürüz aşkım. Kolay gelsin. Sağ ol hayatım. Aa, annem. Ay canım benim. Nasılsın? İyiyim anneciğim. Sen nasılsın? Ay harikayım. Senin şeyin varmış, lansmanın varmış. Evet. Ay, ay çok heyecan verici. Ay canım benim. Ay güzelim. Hoş geldin anne. Hoş bulduk yavrum benim. Kolay gelsin sana. Ben de zaten peşinden geleceğim. Tamam, başarılar, başarılar. Şimdi dua edin. Ay, ay yavrum benim. Ay çok hoş, çok hoş. Anne, şey, aç mısın? Ay çok açım ama rejimdeyim yani, yememem lazım. Sen, ama sana sandviç hazırlayabilirim, sen açsın herhalde. Ay. Anne ya. Hadi hadi. Hadi bakalım iş başa. Ay. Ay. İnanamıyorum. Ha gerçekten kendime inanamıyorum. Gerçekten sabahın 7'sinde kalktım böyle. Böyle işler için. Ay, kendine gel. Betül, kendine gel. Hikmet. Sen hikmetsin. Evet. Her şeyin çok güzel olacağını biliyorsun. Hazır. Ay, dondum. Ay. Ay dondum. Hadi açın şu kapıyı. Allah rızası için. Ay. Hadi açın şu kapıyı. Hoş bulduk güzel kızım. Kusura bakmayın ya, kapıda beklettim sizi. Annem mutfakta, ben de Emir'le ilgileniyordum da duyamadık. Ne olacak güzel kızım, hiç önemli değil. Ben de zaten bilerek zile basmadım. Emir mutlaka uyuyordur diye. İyi yaptınız. Buyurun buyurun, içeri geçin, ben kahve yapayım hemen size. Ay zahmet olmasın. Lütfen, estağfurullah. Geçin. Anne, Hikmet Hanım geldi. Ben kahve yapacağım, sen de içer misin? İçerim, içerim. Sen de bir an evvel sandviçini ye. Hazırladım, tamam mı? Tamam, yerim annem. Sağ ol. Tamam.
Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum Songül Hanımcığım. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun. Emir uyuyor galiba. Hem de uyumak böyle bir kalktı, bir mızmızlandı. Tekrar yattı. Lale! Ay çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık güzel kızım. Afiyet olsun. Benim kızımın kahvesi meşhurdur. Hikmet Hanım, biz size bir şey söyleyeceğiz. Buyurun efendim. Biz sizi tanıdık, çok sevdik. Ben de sizleri çok sevdim. Bizim ihtiyacımız olan, aradığımız şey bu samimiyetiniz. Bize verdiğiniz bu güzel enerji. Emir'e dadı bakıyoruz ya. Acaba dadı siz olur musunuz? Tabii, ya birbirimizi deneriz. Siz bizi deneyin, biz sizi deneyelim. Ay çok isterim. Ay benim ağlama ne olur. Ay, ben de çok duygusallaşıyorum. Ay istemez olur muyum efendim ben? Yani çünkü benim için de bu hayatta en önemli olan şey samimiyet ve güven. Ben çok isterim sizin gibi insanlarla çalışmayı. Benim için de önemli olan tek şey huzur efendim. Ay canım benim ya, canım benim. Ay güzelim. Yalnız bir şey daha var. Yatılı mı istiyorsunuz yani hep? Ben gündüzü düşünüyorum. Ama yani gece istediğiniz saate kadar kalabilirim. Ha çünkü beni evime yollayın ne olursunuz. Benim çiçeklerim var ya, onlar su bekler. Ay canım benim, ay canım benim. Yollarız tabii, merak etmeyin. Çünkü biz de aslında gece istemiyorduk. Ama yanlış anlamayın, annem geceleri Emir'le ilgilenecek, o yüzden. Güzel kızım, ben böyle bir şeyi niçin yanlış anlayayım zaten? Benim öyle parada, pulda, öyle yükseklerde hiç gözüm yok. Siz ana kız oturun, düşünün, taşının, kararınızı verin. Olur mu yavrum? Ay canım benim, ay canım benim. Tamam. Vallahi o zaman şimdilik anlaştık. Bir iki hafta birbirimizi deneyelim, sonra oturup tekrar konuşalım. Sen nasıl istersen öyle olsun Lale kızım. Bu sefer acıktı, ben emzireyim. Ay ben de çok sevindim. Ay canım benim, ay güzelim benim. Evet, maketin buradaki yeri güzel olmuş. Kürsüdeki mikrofonlar tamam mı? Tamam Seçil Hanım. Tamam, protokollerin yeri burası. Gazeteciler zaten şurada bekleyecekler. Tamamız galiba değil mi? Tamam Seçil Hanım. Tamam o zaman. İyi olacak. Aynen. Bakıyorum çalışmalar olanca hızıyla devam ediyor maşallah. Çok teşekkür ediyorum Erol Bey. Her şey çok güzel görünüyor ama önemli olan bundan sonraki kızım. Ben size söyledim. Beni Onur'a etkilemem mümkün değil. Olumsuz cümlelerini kendine sakla. O ne? Şimdi bundan birkaç damla Onur'un içeceğini atacaksın. Ondan sonrasını bize bırak. Ne? Saçmalamayın. Şşş, ne yapıyorsunuz? Nasıl yani? Bir şey olmayacak. Sadece birazcık sersemleyecek. İki damla batı batı. Öldürmeyiz de mi? Öldürmeyiz tabii. Biz öyle insanlar değiliz. Sadece sersemleteceğiz. Sonra da önemli bir şey varmış gibi Onur'u köşeye çekeceğiz. Sen orada Onur'la öpüşürken biz bunu Lale'nin görmesini sağlayacağız. Plan bu. Onur geliyor. Kuzito, gerçekten her şey çok güzel görünüyor. Evet kuzen, gayet güzel görünüyor. O yüzden sen fazla ortalarda dolanmazsan bu güzellik gölgelenmesin. Her şey yolunda mı? Var mı sıkıntı? Her şey yolunda Onur Bey. Merak etmeyin siz. Güzel. O zaman hazırlıklar bitince haberim olsun. Gelip kontrol edeceğim. Tamam Onur Bey. Kolay gelsin. Allah Allah. Gelip kontrol edecekmiş. Kontrol manyağı uzun iyi. Sarı çocuk. Sarı çıyan bile diyebilirim şu anda. Erol'cum sakin. Allah Allah. Saygılar gerek yokmuşçasına. Erol. Emir. Bana bak. Ben bu evde kaldığım müddetçe öyle yaramazlık, ağlamalar, zırlamalar falan bunlar yok. Tamam mı çocuğum bak? Bunların hepsi yasaklı kelimeler. Sen bana mı güldün? Sen yine bana güldün mü? Ay biz anlaşacağız seninle.
Vallahi anlaşacağız seninle. Hadi bak şimdi bak böyle yapacaksın bak. Bana bak 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 bak. Bana bak bana. Kapat. Kapat gözlerini. Aferin. Aferin. Hadi uyu bakayım. Hadi uyu bakayım. Ha çünkü sen uyu ki ben de annenle anneanneni rahat rahat dinleyip yeni planlar yapabileyim. Entrikalarımı çevirebileyim değil mi? Anne, nasıl olmuşum sence? Süper. Kızım çok güzelsin. Tam bir iş kadını. Anne, o kadar heyecanlıyım ki. Şimdi projede Onur'a yardım ettim ya küçük de olsa. Şimdi insanlar beğenecek mi diye düşünüyorum. Deli misin? Sen neyi düşünüyorsun? Elbette beğenecekler kız. Ben sana bir şey soracağım hakikaten. O gün böyle bir telaş içinde böyle rık diye bir şey geldi aklına. Apar topar gitti. Sonra da niye gittin? Hiçbir açıklama yapmadın. Ne oldu? Hiçbir şey de söylemedin. Hani oldu bir şey ama... Ha olmuş. Onur'a bile söylemedim yani. Bana eğer söz verip yemin edersen anlatırım. Söz. Yemin ederim. Yemin. Yemin ederim. Yemin ederim. Hı. Tamam. Ben şimdi şirkete gittim. Tesadüfen Erol'la Pelin Su'yu konuşurlarken duydum. Onur'la beni ayırmak için plan yapıyorlardı. Ay! Ay delirce! Ay bunlar! Ay karate yapacağım! Ay yürü yürü! Anne! Ay! Tamam sakin. Kalkın! Anne sakin ol Allah aşkına ya. Şimdi konuşuyorlardı Seçil diye birini ayarlayacaklarmış. Onları baş başa bırakmak istemişlerdi. Ben de işte onları yalnız bırakmamak için. Ya bu nasıl bir şey ya? Gerçekten ben bu Erol'un da hele o Pelin Su'nun böyle saçını böyle yollayacağım. Hırs! Hırs ayol! Pırasını yaptırmayacaklar bana. İşte akılları sıra Onur'la kızı baş başa bırakıp ondan etkilenmesini sağlayacaklar ki beni ihmal etsin, beni boşlasın diye Onur. Ayol senin şu kadarcık çocuğun var elinde. Ne yapmak istiyor bunlar? Ya bunlar ne biçim insanlar ya? Hem ayrıca Onur öyle biri mi? Ya Onur'un gözü senden başka kimi görüyor yavrum? Değil tabii, ben de güveniyorum ona. Ama bu plan kesinlikle Erol'un aklına gelmemiştir. Çünkü Erol'u aşar. Çünkü başrolde o Erol'un anası Betül. Kesin. Bunlar böyle akşam oturuyorlar. Nasıl acaba ayırırız diye plan yapmaya başlar sabahlara kadar. Ne? Ayol niye hep başkalarıyla uğraşıyorlar? Biraz kendilerine baksınlar ya. Ben böyle bir şey görmedim. Ben böyle bir sülale görmedim. Bunlar akraba değil, akbaba. Kızım vallahi çok tehlikeli. Kızım vallahi çok tehlikeli bunlar. Ben sana bir şey söyleyeyim. Emir biraz büyüsün. Sen onun yanından ayrılmayacaksın. Onu da özledi. Gel çalış burada dedi. Aynen. Ama ne kadar temiz kalpliyim görüyor musun? Nasıl denk geldi duydum hemen. İyi kalplisin, Allah da çıkarıverdi böyle karşına. Bilmiyorum, benim aklıma bile gelmez anne ya. Erol'la Filiz mutlu olsun derim ya, başka bir şey. Aksini düşünmem mümkün değil. Tabii sen iyi niyetlisin ama bunlar bir başka hayat. Ben böylesini asla görmedim. Ama bu sefer derslerini çok iyi vereceğim. Ben kimin öğrencisiyim? Aferin. Songül'ün. Canım benim. Master yaptım. Sayende. Aferin. Nihayet küçük beyimiz uyudu. Tamam. O zaman ben geç olmadan tamam, gideyim. Tamam. Dikkat et. Tamam, tamam hadi. Şimdi tamam, Allah kolaylık versin. Dikkat edin. İyi misiniz? Ah, biz de. Siz diyorsunuz ya hani benim sülale beni ayırdı, beni bilmem ne yaptı diye. Ben de öyle bir sülale var ki. Bu erkek tarafı. Orada bir Betül var. Alacağım bir gün, yapışacağım. Sendeki de vicdan mı diyeceğim? Sendeki de yürek mi diyeceğim? Efendim ne olur sakin, ne olur. Sakin, efendim sakin. İşiniz şerleştirdi. Bu hale geliyor. Şimdi su vereyim, su ister misiniz efendim? Su vereyim. Onur Bey, şimdiye kadar yaptığınız projelerin içerisindeki en kapsamlısı bu sanırım. Büyük bir titizlikle planlamışsınız. Bu çok belli. Öncelikle teşekkür ediyorum. Evet, bu proje beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Uzun zamandır bunun üzerinde çalışıyorum diyebilirim. Projenin amacı nedir acaba? Bununla ilgili amacım düşük maliyetle maksimum konforu sağlayabilmek. Bu yüzden de... Pardon, eşimi karşılamak zorundayım. Aşkım hoş geldin.
Hoş bulduk. Çok güzel görünüyorsun yine. Senin için hazırlandım. Onur Bey, eşinizle beraber bir fotoğrafınızı alalım. Peki. Teşekkürler, çok sağ olun. Şöyle geçelim aşkım. Ne içersin hayatım? Ben portakal suyu alayım. Tamam. Bir soda, bir de portakal suyu lütfen. Tabii. Ay şey, portakal suyu mu bu? Evet efendim. Ben de bulmuşum ya. Dur alayım madem, ne yapayım? Erol, içme. Hayır. Ne yapıyorsun sen? Kaşın gözün ayrı oynuyor ya. Ha? Aa, kankan Lale değil mi kız şu? Hadi gidelim de kankan dansı yapalım. Kıttım, gerizekalı. Olmuş. Erol, sen gerizekalı mısın? Onur'a hazırladığımız içeceği içtin. Vallahi mı? İlaçlı içki bu mu? İlaçlandı mı ben şu anda? Gözüm toprağa mı bakacak benim? Yemin ediyorum damarlarımdan benim şu anda bu. Vallahi gözüm kararıyor şu anda. Gözüm flu ulaştı şu anda benim. Lale. Ne haber Onur? Sağ ol Filiz'im, hoş geldin. Benim biraz işim var, size o zaman kız kıza bırakıyorum. Tamam. İzninizle. Ay Lale, bakayım şöyle bir maşallah, ne kadar güzel olmuşsun. Sen de öyle. Bu benim kocito nerede acaba? Arkama dönüyorum, yok oluyor adam yani. Bakar mısın? Hop, getir bakalım şöyle bir. Semptomları ne acaba? Fluluk var mı semptomlarının içinde acaba? Erol, saçma sapan konuşup durma. Sana hiçbir şey olmayacak, merak etme. Şimdi bunun aynısından Onur'a tekrar hazırlamamız gerekecek. Hayır, Onur'a tekrar hazırlamak falan yok. Planlar iptal. Lale bizim konuştuğumuzu duymuş, Tecil'den haberdarmış. Anacığım aradı, söyledi. Evet. Ne? Ya bu kız gerçekten şeytanın ta kendisi. Melek yüzlü şeytan. Şeytan gene şeytan. Asıl şeytan sizsiniz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Onur'la beni ayırmaya hiç kimsenin gücü yetmez. Ne sizin, ne de başkasının. O yüzden böyle siz küçük oyunlar oynadıkça biz birbirimize daha iyi bağlanıyoruz. Boşuna uğraşmayın. Sen de sodanı iç. Of, içtim zaten. Yanlışlıkla soda içtim ben. Bunun içinde ne var acaba? İnşallah ölmem. Erol, uzaklaş. Şunun son detaylarına bakıyorum hayatım. Ben size yapacağımı çok iyi biliyorum. Aa babacığım. Aa. Ne yapıyorsun? İyiyim, annem yok mu? Annen biraz işi varmış. Hı. Gelemeyecek kızım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hayatım. Hoş bulduk. Ay çocuklar, biz geç mi kaldık ayol? Aa yok anneciğim, tam zamanında geldiniz, şimdi başlıyor. Yıldız anneciğim çok şık görünüyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum, sen de öyle bir tanem. Onurcuğum. Yani proje çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Tebrik ederim. İnşallah emeklerinin karşılığını alacaksın. Bir tanem ben eminim. Sağ olun anneciğim. Lale de bu projede bana çok destek oldu. İşte insanın böyle güzel ailesi olunca başarı da kolay geliyor. Hepinize teşekkür ederim ayrı ayrı. Asıl biz sana teşekkür ederiz oğlum. Keşke deden de sağ olsaydı da senin bu başarılarına şahit olsaydı. Seninle ne kadar gurur duyardı. Minimal Yaşam projemizin lansmanına hepiniz hoş geldiniz. Değerli konuklar, değerli basın mensubu arkadaşlarımız, projemiz hakkında bilgi vermesi için projemizin hem tasarımcısı hem mimarı olan
Sarıhanoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Onur Sarıhan'ı davet ediyorum. Çocuklar, ben birazdan geliyorum. Onur Sarıhan'dan önce size söylemek istediğim bazı şeyler var.